Deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları başlarken atık yönetim uzmanları enkazın büyüklüğünün Erciyes Dağı'nı aştığı görüşünde. Yaklaşık 1 milyar metreküpü bulan atığın dikkatli toplanması da halk sağlığı için kritik önemde. Büyük bir stadyum düşünün, 330 bin stadyum büyüklüğündeki bir alan. Erciyes Dağı belki Erciyes Dağı'ndan daha büyük bir alana denk geliyor. Türkiye'nin yüreği yandı, hayatlar, hayaller yarım kaldı. Enkazın ağırlığı da geride bıraktığı acı kadar büyük oldu. Yaklaşık 1 milyar metreküplük bir yığından bahsediyoruz. 10 şehri vuran büyük felaket sonrası enkaz kaldırma çalışmaları da başladı. Uzmanlara göre ortaya çıkan enkazın ağırlığı 1 milyar metreküp, yani üst üste yığılırsa Erciyes Dağı'ndan bile büyük. Bugün bir kamyon yaklaşık 10 metreküplük bir hafriyat taşıyabiliyor. 1 milyar metreküpü ona böldüğünüz zaman yaklaşık 100 milyon kamyon civarında bir şeye tekabül ediyor. Atık yönetim uzmanları halk sağlığına dikkat çekiyor. Ortaya çıkan atıklar ara depolamadan geçirilmeli. Tarım alanlarına, su kanallarına atıkların karışması engellenmeli. Bu evlerin içerisinde bir yaşam vardı. Bu yaşamda da sadece bina ve betondan ibaret değildi. Marketlerin içinde gıdalar var, kasabı var, tıbbi atıklar var. Tıbbi atıklar normal kullanılmadığı zaman tehlikeli atık sınıfına dönüşebilir. Kullanmış olduğumuz bir PVC pencerenin içerisinde normal izolasyon olduğu için normal şartlarda bir zarar vermeyen PVC kırıldığı zaman içerisindeki asbest insanların sağlığına zarar verebilir. Enkazın kaldırılması da kolay olmayacak. Ara depolamadan sonra ayrıştırma işlemi başlayacak. Son adımdaysa kalıcı bertaraf sistemleri atıkların geri dönüşümü sağlanacak. 5-6 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Ama ilk etaptaki belki taşınması bir 6-7 aylık bir süreç olabilir.